Neden krupiyer olmayı seçtin? Oyunculardan veya iş arkadaşlarından biri sana çıkma teklifi etti mi? Saat 8'den 8'e kadar çalışıyorduk akşam. Ondan sonra arkadaşlarla anlaştık, bir bara falan gittik. Ondan sonra direkt diskoya geçtik ve sabah saat 7'de toplanıp bir duş alıp hiç uyumadan yani yine 12 saat çalışmaya gittim. Ve bunun yüzdesini vermem mümkün değil, yani öyle bir yüzde yok çünkü. Yoksa meslek sırrını korusun. Öncelikle hile var mı? Bir de dayanamadım işte, dedim sen bana mı küfür ediyorsun falan diye. O da böyle bir baktı bana, sen Türk müsün falan dedi. Dedim evet de yani benim. Tekrardan merhaba Alev. Merhaba Kübra. İlk önce teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Bu video olayına takipçilerim çok sıcak baktı ve hatta bazı soruları onlar bana yazdı. İstersen hemen başlayalım. Tabii ki başlayalım. Dinliyorum. İlk sorumuz, kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Merhaba, ben Alev. Yaklaşık 6 yıldır krupiyerlik yapıyorum. İlk önce Evolution kazanında çalışmaya başladım. Ondan sonra Pragmatic Play'e değinmiştim. Ve yaklaşık 2 yıldır burada Malta'da bir kazının, bir otelin yani kazinosunda krupiyerlik yapıyorum. İkinci sorumuz, neden krupiyer olmayı seçtin? Ya bir tane film izlemiştim 21 diye. Orada çocuk Blackjack'le bayağı güzel paralar kazanmıştı. İşte kartları falan sayıyordu. O yüzden merak sardım. Gerçekten kart sayılıyor mu? Böyle güzel paralar falan kazanılabiliyor mu diye. O yüzden de işte oradan internetten falan araştırdım bunu. Ondan sonra da dedim ki yani ben bir kazinoda yani çalışırsam bunu daha güzel öğrenirim diye. Ve gittim, başvurumu yaptım. Onlar da işte kısmetimi beni kabul ettiler ve öylelikle başladı. Çok iyi. Gerçekten ben de bu filmi izlemiştim. Çok heyecanlıydı. Sıradaki soruyu sana bir takipçim sordu. Krupiyer olmak için şartlar nedir? Mesela ne mezun olman gerekiyor? Yabancı dil istiyorlar mı? Yok, lisansa gerek yok. Yabancı dil aslında istiyorlar ama ben Türkçe bildiğim için Türkçe masalarda çalışıyordum zaten. Ama normal yani güler yüzlü istiyorlar. Böyle göze hitap eden olması gerekiyor. Ne bakımlı yani. Yani sen. Yani ben. Çok iyi. Peki işinin sevmediğin bir yanı var mıydı Ali? İşinin sevmediği yanı, yani şu canlı kazanımda diyebilirim, yani şu anda çalıştığım yerde çok sarkıntılık yapıyorlar ya, böyle 80 yaşında dede falan gelmişti bir defa bana, işten sonra seni alacağım falan filan diye öyle şeyler, yani bayağı bir rahatsız ediyorlar bazıları ama bazıları da yani çok iyi insanlar, o yüzden işimi sevmediğim yanım diyebilirim. Yani açık konuşmak gerekiyorsa sen de gerçekten çok hoş bir kızsın. Ben de olsam ben de yapışardım. Çok teşekkür ederim. Kaç saat uyumadan veya dinlenmeden çalıştın? Yani 36-38 saat falan diyebilirim. Çünkü ilk şeydim ya, gündüzcüydüm, saat 8'den 8'e kadar çalışıyorduk akşam. Ondan sonra arkadaşlarla anlaştık, bir bara falan gittik. Ondan sonra direkt diskoya geçtik ve sabah saat 7'de toplanıp bir duş alıp hiç uyumadan yani yine 12 saat çalışmaya gittim. Ve çok kötü bir gündü. Hiç bugünü hatırlamak istemiyorum. Masalarda uyuyordum. Ve evet. Çok heyecanlı geçmiş. Evet, bayağı bir heyecanlı geçti. Yani orada zaten çalıştığım arkadaşlarımla falan gittim. Yani biraz da güldük. Çünkü orada geziniyorsun, masada olanlar gezemiyorlar ya, böyle şey yapamıyorlar. Bir kız orada uyuyakalmıştı, ona çok güldüm. Yani ben de uyumamak için böyle gözlerimi falan bayağı bir açık tutmak zorundaydım. Vallahi ben de tam bunu soracaktım. Niye bu kadar uyuk uyuyorsunuz? Belli ki Türk bir yere hayatı yaşıyor yani, biz çürüyoruz. Bu yüzden gece çıkarsan sabah uyursun. Yani genel olarak öyle. Sıradaki sorumuzu yine bir takipçim yazdı Alev. Çalıştığın zamanlar işinden memnun muydun? Yani Evolution'da ve Pragmatic'de memnundum ama şimdi canlı kasını da daha çok seviyorum. Çünkü her gün yeni insanlar dediğim gibi görüyorum, tanışıyorum falan. O yüzden şimdiki işimi daha çok seviyorum. Şimdi bu soruyu herkes merak ediyor. En çok da canlı kazinoda Blackjack oynayanlar. Blackjack'te hile var mı? Blackjack'te hile yok. Çünkü o olması mümkün değil. Burada çalıştığım yani 6 senedir çalışıyorum ya, bunu gerçekten garanti edebilirim. Çünkü kartları karşınızda karıştırılıyor falan.
O yüzden kartlar yakılıyor. 3 tane kart yakılıyor. Saymak da hile de mümkün olmuyor. Peki vuruşunda kart yakmak yok. Orada sayılabilir mi? Hayır. Çünkü orada da desteler yani çok çabuk değiştiriliyorlar. 3-4 destede falan değiştiriyoruz. O yüzden orada da mümkün değil. Güzel. Sırada yine takipçilerimden gelen sorular var senin için. Evet. Kaybedenlerin küfürlerine bozuluyor musun? Ya da hiç duydun mu sana küfür edenleri? Yani şöyle, başında işte canlı kozuna da falan çalışmaya başlayınca bir tane Türk gelmişti. Ben ruletteydim, o da rulete geldi, işte kaybetmeye başladı ama Türk olduğumu bilmiyordu. Küfür etmeye başladı falan, bayağı güzel küfürler ediyordu adam ama bir de dayanamadım işte, dedim sen bana mı küfür ediyorsun falan diye. O da böyle bir baktı bana, sen Türk müsün falan dedi. Dedim evet, yani benim bana mı küfürler falan diyor. Yok kardeşim dedi, sana değil işte, masaya küfür ediyorum. Zaten senin bir şeyin olmadığını biliyorum, yani bir kabahatin olmadığını biliyorum. O yüzden adamla da çok iyi arkadaş olduk yani. Ondan sonra her gelişinde zaten beni soruyor orada. En iyi arkadaşlıklar küfürle başlamış. Aynen. Düşünsene. Bayağı bir gıcık olmuştum adama. Artık dedim ki ben de artık başlıyorum yani direkt. Oyunculardan veya iş arkadaşlarından biri sana çıkma teklifi etti mi? İş arkadaşımdan çıkma teklifi oldu da oyunculardan genelde daha çok oluyor yani. Her gün ne diyebilirim çünkü değişik insanlar falan gelince. O yüzden. Peki çıktın mı? Herhangi bir insan. Yok çıkmadım. Hem bize yasak yani, müşterilerle falan çıkmak yasak. Ben olsam yasak falan dinlemem valla. Çıkarım yani beğenirsem. Yasaklar çiğnenmek içindir ama çiğnemek için değer birisini daha bulamadım diyebilirim o yüzden de. Daha kimseyle çıkmadım. Boş ver ya, kimse hak etmiyor zaten. Aynen. Burada sana katılıyorum. Çalışırken komik veya ilginç bir anın oldu mu? Komik anılarım çok var da bir tane ilginç bir anım oldu. Sabaha karşı gececiydim yani. Sabaha karşı saat 4'te bir tane adam girdi. 1.000 euro koydu rulete. Dedi ki yani kazanırsam yarısı sizin falan diye. Bir adam 8.000 euroya kadar bindi yani. Ondan sonra çıkardı paralarını, dedi tamam yarısı size demiştim, ben sözümü tutuyorum diye. Ondan sonra 1 dakika falan sonra adam bitirdi bütün paraları, bütün paralar sizin dedi. Ve biz şok yani orada. Supervisor geldi falan. Adamla zaten yarım saat konuştular. Adam eline veriyor kızın, kız geri veriyor. Almayacağım falan mesela, bu çok büyük bir miktar yani, emin misiniz falan filan diyordu adama. Adam demin yani biz de artık sıkıştırmaya başladık, al şu paraları falan diye. Çünkü güzel bir miktar, bayağı güzel bir miktar. Neyse supervisor kabul etti ama işte birkaç saat sonra menajer geldi. Problem yaptı, sen siz işte neden bu kadar alıyorsunuz, bu para çok büyük falan filan. Araştırmış adama şeyde, internette adamın isminin yanında kardeşi çıkmış orada. Kardeşi hapise yatmış insan öldürmekten. Şimdi dışarıdaymış falan diye. Ondan sonra işte gelirlerse problem falan yaparlarsa falan filan diye dedi. 2-3 gün paranıza dokunmayacaksınız. Yani şu anda size veremeyeceğiz bu bahşiş yani. Diye biz de öyle bekledik yani 2-3 gün falan ama sonunda çok şükür aldık yani. O yüzden bu en ilginç anımdı ve en güzel tipsimdi diyebilirim. Yoksa komik anılar tam komik de değil, biraz değişik falan kusanlar falan oluyor. Aynen, onu bana anlatmıştın. Kusanlar falan oluyor, kötü yani. Kusuyorlar ve aynı masada oynamaya devam ediyorlar, böyle temizlettirmiyorlar da. Her türlü manyak görüyorum yani, o yüzden değişik oluyor. Sıradaki sorumuz, kupiyerlerin blackjack yapma olasılığı yüzde kaç? Bunun yüzdesini vermem mümkün değil yani, öyle bir yüzde yok çünkü. Yoksa meslek sırrını mı koruyorsun? Yok yok, gerçekten söylüyorum ki öyle bir yüzde falan yok çünkü bilmiyoruz ne zaman ne geleceğini falan. Kumara nasıl başladın? Bu film yüzünden başladım, şu blackjack yüzünden. Gerçekten bayağı bir merak sardım blackjack'e falan. Ondan sonra da işte canlı kazanmaya geçince slotlarda gördüm nasıl güzel paralar yani kazanıyorlar diye. Oradan da slotlara bayağı bir merak saldım. Öyle başladı benim de serüvenim. En sevdiğin oyun hangisi? Tabii ki blackjack. Blackjack çok seviyorum. Ama nedense işte ben oynarken, oynayan tarafta olduğumda
kazanamıyorum, bir şanssızlık mıdır nedir onu anlamıyorum. Bugünler bende de var aynısı. Düzelir. Evet, inşallah. Kumardan en çok kaç para kazandın? 98 bin kazanmıştım. Mağlubetten betten kazandım onu da. Ve ondan sonra hatta karar verdim video yapıp paylaşmaya. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Alef arkadaşıma tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Kubra. Tekrardan ilerleyen zamanlarda bir tane daha bu tarz video yapabiliriz. Ama bu sefer başlığı aboneler sordu olacak. O yüzden tüm merak ettiğiniz şeyleri buraya yazabilirsiniz yani yorumlara. Ve bu videoyu beğenip kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.